Merhabalar. Bu bölümde The Forest için alternatif sonu gerçekleştireceğiz. Bu büyük makineyi kapayacağız. Buradan normal sonu gerçekleştiriyoruz. Uçak düşürüp çocuğu kurtarıyoruz. Ama uçak düşürüp çocuğu kurtarmamak için kurtarmak yerine yapabileceğimiz başka şey de var. Buradaki bilgisayardan kapatmak makineyi. Makine kapandı. Asansörle çıkışa gidiliyor. Böyle bir odaya çıktık. Burada kullanabileceğimiz pek bir şey yok galiba. Buradan aşağı. Sudan geçmek için dalış tüpüne ihtiyacımız yok. Hemen geçiliyor. Burada sol tarafa gidiyoruz. Sağ taraf kapalı. Evet, çok fazla zıpladım. Zıplama ve yürüme hilesi açık. Biraz daha hızlı hareket etmek için. Buradan aşağıya inersek göstereyim. Evet, buraya bu sefer taş değil de eser koyacağız. O eseri almak için de yata gitmemiz gerekiyor. Yattaki gizli odanın kapısı. Bu kızdan aldığımız sarı kartla açılıyor. Az önce asansörde de kullandığımız. Devam ediyorum bunun yanından. Çıkış bu tarafta. Evet, dinamit işareti var. Burayı dinamite patlatmamız lazım. Dinamit de burada var. Buradan dinamit stoğu yapabilirsiniz. Alıp eve götürüp. Burayı patlattıktan sonra. Bir tanesi yeterli olacaktır. Ama neden ikinciyi de atmayayım? Bir işe yaramadı. Kokpitin oraya çıkacağız. Şimdi ilk önce yatın oraya gitmem lazım. Bu kuleden uçarak daha hızlı gidebilirim. Delta kanadı taktım.
Nihat'a geldim. Kapıyı şimdi sarı anahtarla açacağım. Evet, anahtarı aldım. Değişik bir anahtar. Bakıyorum başka neler varmış. Bir şey yokmuş. Gidebiliriz. Tekrar kokpitin oraya gideceğim. Kokpite geldim. Kokpite baktığımız zaman şöyle kayalıklara doğru gittiğimiz zaman girişi bulabiliriz. Hemen şurada. Aşağıdaki odaya doğru ilerliyorum. Atlamanızı tavsiye etmiyorum ama vakit kaybetmek istemiyorum. Evet, anahtarı yerleştirdik. İçeride ölmüş insanlar var. Ulaşmaya çalışırken eseri aldık. Bu eser ne işe yarar? Onu göstereceğim dışarı çıkıp. Evet, bunu çıkarmanın başka yolu yoktu. O yüzden girişte çıktı kendiliğinden. Sağ tuşa bastığımız zaman duruyor. Eğer mavi yanıyorsa. Sağ tuşa tekrar bastığımızda mavi çalışır. Mouse'un sol tuşuna bastığımızda kırmızı çalışıyor. Evet, mavi. Yerlilerin bizden uzakta durmasını sağlıyor. Kırmızı ise aksine onların üstümüze gelmesini sağlıyor. Eğer çatışmak istiyorsak yerlilerle kırmızıyı açıyoruz. Maviyi açtığımızda bizden korkup uzaklaşmaya başlıyorlar. Bakın saldırmayı bıraktı. Uzaklaşıyor. Üstüne gideceğim. Kaçıyor. Kaç. Şu. Bu şekilde çalışması. Yere koyabiliyoruz C tuşuyla. O bölgeyi koruyor bu sefer. Bizim olduğumuz yeri değildi. Yerde duruyor, yaklaşmıyor. Evet, gitti. Kırmızı bir şekilde çalıştırdım şu an. Yamyamlar saldırmaya başladı. Elimdeyken de saldırıyor. Maviyi açtım. Yere koydum. Evet, kayboldu. Bir de hangi yamyamların üzerinde yaşıyor? Mutantların üstünde yarıyor onu merak ediyorum. Şimdi tek tek yamyamları çağırıyorum. Çeşit çeşit. Gelmediler. Evet, şimdi spawn oluyorlar. Mutantları da çağıracağım. Armzy'yi, Virginia'yı. Hepsini. Evet. Yanlışlıkla hepsini aynı anda çağırmam iyi olmadı. Mutantlara pek etki etmiyor sanırım. Pek kaçıyor gibi durmuyorlar.
Evet, kesinlikle kaçmıyorlar. Mutantlarda işe yaramadı fakat normal yerlilerde işe yarıyor. Üstünüzü normal yerlilere karşı, kendinizi normal yerlilere karşı koruyabilirsiniz. Belki normal mutantlarda da işe yarar ama bilmiyorum. Hileyle şey yapınca işe yaramadı. Mesela ben bunu base'imin önüne koymuştum. Base'ime hiç mutant yamyam bir şey saldırmadı. Defter de yeni iki sayfa var. Bu iki sayfanın birinde ailenin heykelleri var. Adam kafayı yediği için. Adada yaşamaya devam edeceği için, çocuğunu da kurtaramadığı için böyle kafayı yemiş gibi şeyler yapıyor. Hepsini yerleştiriyorum. Görmek açısından televizyon var. Köpek. Araba. Burada en masraflısı araba, 47 tane kütük ve 121 tane sopa istiyor. Fazla. Normal yapmaya değer mi? Bilmem. Büyük ihtimalle hayır. Bu 38 tane çubuk istiyor. Oturan kadın heykeli. Ayakta kadın heykeli yine 38 tane sopa. Çok fazla sopa istiyor. Ayaktaki timi 38 sopa ve oturan timi de 38 sopa istiyor. Bir kumaş, bir kütük, onlar şey değil. Kolayca temizlenebilir. Ben orayı hileyle hemen tamamladım. Televizyon bu şekilde. Arkası, burası önü. Evet. Küçük bir televizyon. Üzerine belki çerçeveyle beraber resim falan konulabilir gerçekçilik açısından. Köpek. Oturan timi. Işık da arkalarında kaldı. Ters yapmışım. Evet. Annesi. Oturan karı. Arabaya bakalım. Bu araba bu şekilde. Koltuğu var. Direksiyonu, dikiz aynası bile var. Gayet güzel bir heykel. Bu şekildeydi. Alternatif sonu benimle izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ alttan abone olabilirsiniz. Sol alttan da size önerdiğim videoyu izleyebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.